Selamlar arkadaşlar. Bir önceki derste Machine Configuration üzerine slaytları inceledik ve dosyaları yerinde inceledik aynı zamanda. Şimdi ise gelin labımıza hemen başlayalım. Bir makine konfigürasyonu yazacağız ve hedef mimarinin, target için mimarinin nasıl seçileceğini hep birlikte irdeleyeceğiz. Haydi bakalım. Başlayalım. Lab 6 custom bir makine konfigürasyonu oluşturulması. Şimdi BeagleBone benzeri bir bizim halihazırda zaten Bulletin Labs isimli bir layer'ımız vardı. Daha önceki dersler ve lablarda oluşturduğumuz. Şimdi bu Bulletin Layers Bulletin Labs layer'ını aynı zamanda bir makine konfigürasyonu kabiliyeti de kazandıralım. Daha önce kullandığımız oluşumuz Bulletin Labs layer'ını kullanacağız. Evet. Özet olarak burada ifade edilen meselenin özeti olarak biz BeagleBone'u yeniden ayağa kaldıracak MetaTI'deki BeagleBone.conf benzeri ve BeagleBone.conf içerisindeki TI33x.inch benzeri satırları bir arada tutan yeni bir makine konfigürasyonu yapacağız. BeagleBone için yapacağız ama sanki bizim custom bir donanımımız varmış gibi yaklaşacağız. Ama BeagleBone'u ayağa kaldıracağımız için BeagleBone.conf ve TI33x.inch dosyalarını baz alacağız. Şimdi ilk önce dosya ve klasör yapılarımızı gelin oluşturalım. En baştan ben makine ismimizi farklı oluşturmak istiyordum ama sizler daha sonra geriye dönüp dokümanlara bakıp aynı zamanda videoya baktığınızda daha sonra hatırlamakta zorluk çekmemeniz için bakın burada Bulletin Labs isminde bir makine ismi, yani layer ile aynı isimde makine ismi oluşturduğunu görüyorum. Aslında bu tam anlamıyla kafa karıştırıcı. Bunu Bulletin Hardware gibi düşünün. Ben videoları daha sonra dokümanlarla karşılaştırarak geri döndüğünüzde kafanızı karıştırmamak adına ben de dokümana sadık kalacağım ama layer ile makine ismimiz eş anlamlı. Bakın meta-ti ve biz meta-bootlin labs olarak tanımlamıştık daha önce. Gelin şuradan hatırlayalım. Bakın meta-bootlin labs olarak layer ismimizi tanımladık. Burada da makine ismimiz de aynı şekilde dokümana sadık kalmak ve kafalarınızı karıştırmamak için, ama bu bir karışıklık. Layer ismi ve makine ismi aynı. Bunu bilin ama farklı kavramları işaret ediyorlar. Bunu bilin, bunu ifade etmek istiyorum. Şimdi bootlin labs.conf ekliyorum. Ne oldu? Conf altına gelin, MetaTI'ye gidelim bakalım. Conf altında machine var. Machine altında da include kapatalım. Include dosyaları. Biz include kullanmayacağız şu an. Yani layer'ımıza özgü include'lar yazmayacağız. Ve neler var? Aşağıya doğru makine tipleri aşağıya doğru iniyor. MetaTI içerisinde. Tamam. Şimdi biz MetaBulletin Labs'a geri dönelim. Evet, BulletinLabs.conf. Bizden ne istiyor?
Öncelikle şunları bir koy bakalım diyor. Ha, bunu göz bu değerleri gözümüz ısırıyor olması lazım. Nereden dersiniz? Bakın. Meta TI içerisinde TI 33 include'u. Bu aynı zamanda evet bu TI 33x nokta include dosyamızda BeagleBone conf içerisinde BeagleBone inch ile birlikte çağrılıyor. BeagleBone inch biliyorsunuz sadece bir MetaYoktu ile birlikte detekte edilmesi bir layer içerisinde durumu içerisinde bir hata basıyor. Onu kapatıyorum. Esas işler TI33x inch içerisinde dönüyor ve bize de kopyalatıp yapıştırdığı satırları burada görüyoruz. 1, 4 ve 5 olarak. Evet, bu default şu tüm meselesi nedir? Default tüm meselesi nedir derseniz bunu Mega Project Mega Manual içerisinde CPU ve ABI ile alakalı türünün tanımlandığı architecture'a özel ifadeler olduğunu bileceksiniz. Tabii siz baktığınız gibi şurada bir ARM V7 ifadesi geçtiğini görüyorsunuz. ARM'ı seçti gözünüz. Gözünüz V7'yi de seçti. V7 biliyorsunuz ARM mimarisi içerisinde V7'nin architecture version olduğunu gözünüz seçiyor. Aynı zamanda Cortex A8'de bir üst kavram. Şuradan hemen bildiğiniz şeyler bilmeyenler için bir şey olsun. ARM V7 dediğimizde bakın Cortex A7, A8 ve A9'un burada olduğunu görüyoruz. 32 bit mimarideki architecture versiyonlarından, ARM'ın ürünlerinden onun üstüne de bindirdikleri farklı bu sefer çekirdek tiplerini görüyorsunuz. Modellerini görüyorsunuz. Evet, tüm bunları işaret etmek adına biz madem bir makine dosyası yazıyoruz, bu tarz temel donanımsal ifadeleri de machine configuration içerisine yazacağız. Şimdi gelelim diğer konfigürasyonun dosyamıza başka neler yazacağız? Ona bakalım. Şimdi Linux TI staging ifadesi nerede geçiyordu? Hemen açalım. Şöyle TI-33x'e biraz göz gezdirelim. Evet, bakın. Preferred Provider Virtual Kernel Linux TI Staging ifadesini buldum. Hemen gidiyorum. Bir, varan bir yapıştırıyorum. 2. Device Tree dosyasını ifade et bakalım diyor. Peki. Device Tree dosyası bir, burada geniş bir liste var. 2. Onun üzerine include edilmiş burada. Onun üzerine burada biraz daha dar bir liste var. Biz de sadece kullanacağımızı alıyoruz. Şimdi dokümanda dedi ki Bone Black Virus DTB'yi kullan dedi. Ben gidiyorum inatla bone.dtb'yi kullanıyorum. Neden? Çünkü benim BeagleBone White'ım var. Eğer sizde BeagleBone Black varsa ayrı, BeagleBone Black Virus varsa ayrı. Eğitim BeagleBone Black Virus'ı baz alıyor. O yüzden onu söylüyor. Yoksa sizin elinizde hangisi varsa siz onu koyacaksınız. Yani BeagleBone modellerinin farkını yansıtacağınız bir nokta burası. Bir noktada, diğer bir noktada burası olacak. Device'lerin dışında. Şimdi Ubuntu TI staging'imizi de yerleştirelim yerine. O da buralarda bir yerde geçiyor bakın. Evet. Virtual Bootloader.
Ubuntu Staging. Ne oldu? Preferred provider olarak bootloader için Ubuntu Staging'i verdik. Ubuntu mimarisi için ARM'a göre derlemesini söyleyelim. Haydi söyleyelim. Evet. ARM'a göre diyelim. ARM'a göre derle. BeagleBone Conf'da buna dair bir şey var mı? Yok, orada machine seçimi üzerine yazılmış. Evet, Ubuntu ARM'a göre derlen dedik. Varan 4. Bu da bitti. Ubuntu içinde Ubuntu içinde bir konfigürasyon kullanacağız. O da bakın daha önce eğitimin başında yaptığımız bir ayarlamaydı bu. Ben BeagleBone White olduğum için Evolution Module Dev Config bana uygun olan. Eğer siz Black'seniz Bone Black Config'i kullanacaksınız. Ve entry point ve load adreslerimizde kaydedelim. Kernel'ın zimage tipinde yazılacağını da bakın o da burada ifade ediliyor. BeagleBone Conf'da üzerine bir şey yazılmış mı diye kontrol edebiliriz dilersek. Üzerine diyecek bir şey yok onun zaten demiş. T33X inch'tekini kabul etmiş. Biz de onu baz alıyoruz. Bakın BeagleBone Conf artı T33X.inch'i birleştiriyorum ve burada lab'daki içeriği buna göre dolduruyorum. Evet, Serial Console. Serial Console'da BeagleBone Conf ifade edilmiş olabilir. BeagleBone Conf'a gidelim. Serial Console'da buldum, alıyorum. Yerine koydum. Ve evet, support kernel and support some features diyor. Ne olacak? Bunda machine features tabii ki. Hani şu high level support vardı ya, bazı anahtar kelimeleri yazıyorsunuz. Hangi paketten ne gerekiyorsa veya ne açılıp ne kapanması gerekiyor sizin için yapan oldukça akıllı bir özellik. Machine configuration'da TI33X inch içerisinde biraz fazla geniş bir hali var. Şimdi o geniş halini alalım. Ve bizden istenen kernel 2.6, APM, USB gadget, USB host, VFAT X2 alsa demiş, ses istemiş, screen'i kapatıyoruz. Tamam, file system, file system supportları, efendim, ayrıca sesle alakalı support, USB gadget. USB gadget'la bizim bu Ethernet USB üzerinden Ethernet özelliğini de bu anahtar kelimeyle açılıyor diye tahmin ediyorum. APM nedir? Bilen varsa yazsın, ben bilmiyorum. Evet, devam ediyoruz. Machine features. Evet. İşin tamam senin diyor. Yani hadi bakalım, sanki bir şeyler eksik. Bu yılda image with the new machine. Tamam, bizi hemen haydi bakalım globaldeki ayarını yap arkadaşım diyor. Globaldeki ayarını yap. Ve haydi bakalım artık kendi makinanı derle diyor. Peki, peki, peki. Woodlin Labs makine ismimizi tanımladık.
Makine ismimiz nereden geliyor? Bulletinlabs.conf dedik. Artık makine ismi o oldu. Tamam. Evet. Şimdi şu adama bakalım yapalım. Biraz uzun sürecek bu işlem. Videoda kısa gibi gelecek tabii size. Kaydımızı açalım. Şimdi Bitbake Core M3 Minimal diyoruz yine. Evet, işlemimizi tamamladık. Bakın, makinamız Bootlean Labs diye bir donanım var artık gibi düşünüyoruz. Aslında baya baya BeagleBone için yapıyoruz bunu. Çünkü bir kastı bir donanım yok elimizde. Ama kastı bir donanım olduğunda ne yapacağımızı öğreniyoruz şu an. Distro'muzu tabii değiştirmedik. Bakın bu tune meselesinin yansımaları. Burada bazı flag'ler, tanımlar, mimariye dair şeyler burada. Evet. Şimdi şurada bir içimize bir ikircik sokuyor. Bakalım her şey tamam mı? Bir kontrol et bir bakalım diyor. Haydi gidelim. Nereden göreceğiz? Temp, deploy, image. Bakın artık hem BeagleBone diye bir device var, machine var, hem de Bulletin Labs var. Biz Bulletin Labs'a bir girelim. Bir listeleyelim. Evet, Device Tree gelmiş, Zmich gelmiş. Evet. Targz olarak. Peki. Rutefesimiz burada. Sembolik linkleri. Sanki bir arkadaş eksik. Evet, neler var, neler yok. Device tree'miz var. Hem de iki farklı isimdeki linkle. Z-image'imiz var. Orada burada. Bak. Peki. Modüllerimiz var. Rutefesimiz var. Peki ne yok? Sanki bir şey yok. Şöyle yapalım. Burası böyle olsun. Şimdi buradaki kalabalığı beklemiyoruz tabii. Çünkü burada bütün DTB'leri listelemiştik. Bütün DTB'ler listeliydi. O yüzden hepsini almış koymuş. Bakın bu tarafta U-Boot'a dair hiçbir şey yok. MLU'ya dair bir şey yok.
Evet. Yoksa başka da bir eksiğimiz yok. Gelin bu eksiğin peşine düşelim. Bu eksiği biz nasıl giderebiliriz? Biz onun derdine düşelim. Ne yapacağım? Beaglebone Conf'uma gideceğim ilk önce. Kardeş sen de Yoot'la ilgili ne var diyeceğim. O da diyecek ki Image Boot Files. Ya. Bir de Image FS Types TarXSS çıkarmış. Bizim default bizimki zaten ne çıkardı? Bize TGZ geldi. Bir de bakalım. Bakın tar xz olarak vermiş. Bizdeki ne geldi? Default tar gz geldi. Bizde de aynısı gelsin. Tamam. Wik öğrenmedik henüz ama Wik konusunu ileride işleyeceğiz. O yüzden Wik'li kısmı da ekleyebiliriz ama şu an şart görmüyorum onu. Wiki öğrendiğim zaman wiki tarafını ekleyelim. 1. Biz ne yapacağız? Image boot files bir de image fs types'ı biz de aynısını xz ile çıkaralım. Bu bir sadece sıkıştırma. Guns bile değil de xz ile sıkıştırılmış. Bizde de aynısı olsun. Wiki konusuna geçince bakalım. Evet, uboot dosyalarımızı en son göremedik ve bazı eklemeler yaptık. Ne gibi? Image boot files gibi ama yetmiyor. Bir de extra image depends uboot olarak da ekliyoruz ki derlensin. Derleme sonucu da bizim image klasörümüz içerisine konsun diyoruz ve bitbake işlemimizi başlatıyoruz. İşlem tamam. Şimdi oluşan dosyaları bir tekrar kontrol edelim. Bak, yine hemşerilerimiz gelmiş. İhtiyacımız olan arkadaşlar. Evet. Artık resim BeagleBone orijinal makinesinin görünümüne biraz daha benzedi. Evet, bakın bu açık mavi renkler, sembolik linkler ve aynı isim formatında U-Boot ve U-Boot'un orijinal dosyası. Hakeza o da burada. Hepsi bir aradalar. Şimdi ne yapacağım? Yüklemelerimi artık yerine koyayım. Nasıl koyuyoruz yerine? 1 ve 2 olmak üzere ve 3 de nereye? Root FS'in içerisine. Ha biz NFS'in içerisine de açabiliriz. SD kartın içerisine de açabiliriz. Bence NFS'i güncelleyelim. NFS'i güncellemek için de şu satırı kullanıyorduk. Hatırlayın. Evet. Şimdi tabii ki makine ismini temsil ettiği için burası Boot Mini Labs olacak. BeagleBone gördüğünüz ifadeler. Evet, bu işlemi birebir yapıyorsunuz. SD kartınızı bilgisayarınıza takıp. Şimdi bu satırı
Alıyorum almasını ama Beaglebone ifadesi yerine bootlenaps yazacağız. Ve onu kopyalayacağız. SD kartımı taktım. Gelin yapalım şimdi. Buradaki terminalimizi kullanmaya devam edebiliriz. Images ama ne artık? Bootlin Labs. Altındaki şu üçlü çeteyi alıyorum. Nereye? Media User Boot altına. Bir. Varan bir. İkiye gelelim. Image bootlin labs içerisinden Bomblack wireless değil benim için herkes cihazına göre doğru dosyayı alacak benim için sadece bu. Kopyaladım. Şimdi küçük bir kontrol. Evet, tarihler 14 Temmuz. Saat oldukça ilerlemiş bu arada. DTP'mizde hepsi biraz önce derlemesinden. Tamam. Şimdi gidelim. Biz NFS'ten çalışmaya devam edelim. Yapacağımız işlem burada. Artık Bootlin Labs cihazı var. Core image minimal bootlin tarixi büyükçeyle NFS'e gösteriyorum. Bunu bir verboz edelim. Açtık mı? Açtık.
Çok güzel. Şimdi sıra geldi cihazımızı boot etmeye. SD kartımızı çıkarıyoruz tabii güvenli. Bunu yapmanın yüzlerce yolu var. Evet, terminalden bağlanıyorum. Favori terminal uygulamanız hangisi ise onu kullanabilirsiniz. Evet, cihazımız açılmaya başladı. IP ayarlamalarımızı yaptık bilgisayarımızda. Biz 192.168.0.1'iz. Cihazımızda 192.168.0.100 olarak açılıyor ve 01 IP'sinde yani bizim bilgisayarımızdaki NFS server'a bakıyor ve açılıyor. Bakın şurada NFS server'ı beklediği ve init'i yaptığı adımları görüyorsunuz. Bakınız artık host name'imiz de makine adımızla aynı şekilde imajımıza işlemiş gördüğü gibi. Bakın ne kadar güzel. Host name bootlink apps. Evet. Konumuz burada nihayete eriyor. Son olarak bize diyor ki Heidi Tune ismini değiştirin ve tekrar reboot edin. Temwork altında neler oluyor diyor. Gelin biz de bunları yorumlarda tartışalım. Ders 7'de görüşmek üzere.